7. DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın final etabında inşa edilen çok katlı bina maketleri sarsma masasında test edildi. Yarışmada açıklamalarda bulunan DASK Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş depremlerinde dosya sayısı 600 bin adet, ödeme miktarı ise 35 milyar TL'dir, dedi. Hasar yönetim sistemlerini güncelledik. İhbar sistemlerimizi günün koşullarına cevap verebilecek hıza ulaştırdık. Hasar tespit metotlarını kurumlar arası farklılıkları giderecek şekilde de tekilleştirdik. DASK'ın hasar ödeme kapasitesini 25 milyar TL'den 280 milyar TL seviyelerine çıkardık. Ki bu kapasite sayesinde bir yıl içinde meydana gelebilecek iki ayrı deprem için aynı tutar iki kez kullanılabilecek. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremleri sebebiyle büyük bir yıkım ve acı ile karşı karşıya kaldık ne yazık ki. Yıkımın büyüklüğünü ve yaşanan acıyı tarif edecek, söyleyecek sözü, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acı dileklerine de sabırlar diliyoruz. 6 Şubat depreminin sebep oldu. Bu büyük yıkımın ardından vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşanan acıların izlerini bir mevsim hafiflet edilmek amacıyla çalıştık. Elimizden gelen her türlü imkanlarımızı onlar için seferber ettik. DASK'ın kurulduğu günden Kahramanmaraş depreminin yaşandığı 2023 yılına kadar ödeme yaptığı toplam dosya sayısı 114 bin ve ödediği toplam rakam 1,5 milyar TL'dir. Yalnızca Kahramanmaraş depreminde ise DASK'a ulaşan toplam dosya sayısı 600 bin adet, ödenen toplam hazine tutarı ise 35 milyar TL'dir. Bu rakamlar yönetilen sürecin büyüklüğünü çarpıcı bir şekilde özetlemektedir. Geleneksel gaz depreme dayanıklı bina yarışması işte tam da bu ihtiyacı dışarıda da oldu. Bu yarışmayla inşaat mühendisliği öğrencilerine, öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme ve deprem konusunda farkındalık kazanma imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimiz burada çok değerli hocaların görüşlerini alarak kendilerini geliştirme ve bundan sonraki çalışmaları için hukuklarını genişletme fırsatı buluyorlar. Ülkemizin deprem coğrafyasında, deprem bölgesinde konuşlandığı bir gerçek aşık. Dolayısıyla biz ülke olarak depreme dayanıklı, depreme hazırlıklı bir dünya, bir ülke olmak durumunda olduğumuzu çok net, gayet net bir şekilde biliyoruz. Tabii burada sağlam binalar düştüğü yarın noktasıyla, sloganıyla yola çıkmış ve yedincisi düzenlenen ve de Türkiye'ye örnek olabilir. Evet, işte seslerimiz başlıyor. Ve ikinci sarsma daha şiddetli. Ve üçüncü sarsmada acaba bu depo maketimiz ayakta kalabilecek mi? Binanın ne kadar fazla yer değiştirdiğini görüyorsunuz. Hasar var ama denge çubuklarında bir boşalma ve bir düşme yok. Bina ayakta kalacak mı? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bina ağır hasar aldı ama üçüncü ve en şiddetli sarsmada da zannedersem ayakta kalmayı başarıyor. Evet, kuvvetli alkışlar gelsin. Size de takım ruhunu, takım performansını ve en iyi takım ismini belirleme şansınız olacak. Şu an futbolcularımızda... Thank you.